Günaydın, mutlu sabahlar. Haftayı ortaladık. Hareketli bir hafta oluyor. Tam bayram tatili öncesinde hemen detayları aktaralım. Dün piyasalar yine tepe taklak oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında borsa %1,5'a yakın düşüşle kapandı. Yeni gün ise %0,75'lik yükselişle 2389 puandan başladı. Avrupa borsalarında dün kayıplar %3'e yaklaşmıştı. Şu an biraz toparlanma var bugünkü işlemlerde. Amerika'da ise tatil dönüşü gün boyu sert geri çekilmeler yaşandı ve ardından S&P 500'de Nasdaq günü yükselişle tamamlandı. Şu anda vadeliler negatif bir açılışa işaret ediyor. Bakalım günün ilerleyen saatinde neler olacak. Bu arada bugün Asya'daki sert satışlar dikkatleri çekti. Bu önemliydi. Bugün ABD'den FED tutanakları önemli olacak. Bunu takip ediyoruz. Cuma günü de biz piyasaları kapattıktan sonra Arefe günü dolayısıyla ABD'de tarım içi istihdam verisi takip edilecek. Yalnızca borsalarda değil, emtia piyasalarında da kayıplar hakimdi dün. Örneğin Brent petrol %10'un üzerinde değer kaybetti. 102 dolara kadar geriledi dün itibariyle. Bu sabah yön yukarı 104 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Hatta dünkü sert geri çekilme beklenen benzin zammının da iptaline sebep oldu. Benzinin litresine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyordu ama son anda gelmeyeceği açıklandı. Acaba petrol fiyatlarındaki o sert düşüş resesyon endişelerinin ne kadar ciddi olduğunu mu gösteriyor bize? Bu bir soru. Uzun süredir biz bu konudan yani küresel ekonomik durgunluk endişelerinden bahsediyoruz. Bir yandan da yüksek bir enflasyon gerçeği var tüm dünyada. Merkez bankaları bu enflasyonla mücadele etmek için para politikalarını sıkılaştırıyor. Enflasyon inatçı olmaya devam ettikçe merkez bankaları para politikalarını beklenenden daha fazla sıkılaştırmak durumunda kalacak fikri ağır basıyor. Bu da piyasalara satışları getiriyor. Küresel piyasalarda doları yükseltiyor ama bir yandan da işler bu kadar kötü olursa, gerçekten de sert bir ekonomik durgunluk olursa o zaman da 2023'te faiz indirimleri gelir. Fiyatlamaları da yine aslında fiyatlanmaya başlandı. Bu da konuşuluyor. Ama doların yükselmesi şu anda karşımızda olan bir gerçek ki dün her şey düşerken, moraller bozukken yükselen tek bir şey vardı. O da Amerikan Dolar Endeksi. 106'lı seviyelere kadar yükseldi. Hatta 107'ye göz kırptı. Tüm para birimleri karşısında dolar karşısında değer kaybetti. Euro 2002'den bu yana yani son 20 yılın en düşük seviyelerine geldi. Parite 1.02'ye geldi. Şu anda da o seviyelerde. Uzmanlar paritenin bozulmasından endişe ediyor. Yani 1 seviyesinin altında gerileyebilir deniyor euro dolar karşısında. Ancak bazı uzmanlara göre ise bu sadece psikolojik bir seviye olacak. Birin altına gelse bile çok bir önemi yok. Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz adımlarını atmakta şimdiye kadar çekimser kalması da euroya pek yardımcı olmuyor. İçeride ise küreselde yükselen dolar endeksi kuru da %1'in üzerinde yükselişle 17.06'ya kadar yükseltmişti. Kur bu sabah yükselişine devam ediyor ve 17.17 liradan geçiyor. Dolardaki yukarı yönlü ivmelenme emtia fiyatlarını da aşağı çekmeye devam etti. Tüm emtiaları gösteren tabloya baktığımız zaman kıpkırmızı bir resim vardı. Altın fiyatları kritik bir seviye olarak takip edilen 1800 dolar seviyesinin altına geldi ve son 7,5 ayın en düşük seviyelerini gördü. Bu sabah altının ons bazında 1767 dolardan geçtiğini görüyoruz. Altının gramı ise içeride 976 lira civarında. Ve bir yandan da aslında dün her ay enflasyondan bir sonraki gün izlenen reel efektif döviz kurunun da açıklandığını takip ettik. Nedir bu? Türkiye'nin dış ticaret yaptığı ülkelerin para birimleriyle TL'nin kıyaslaması yapılıyor. Bu hesaplamaya bakarak ülkelerin rekabet güçleri de değerlendirilebiliyor. Dün açıklanan TÜFE bazlı olan reel efektif döviz kuruydu ve buna göre Haziran'da 53,3 seviyesine geriledi. Kurdaki değer kaybı TL'deki değer kaybını yansıtıyor. 100 seviyesinin altındaki rakamlar bize yerel paranın değersizleştiğini gösteriyor. Ve kripto paralar diyelim, son olarak piyasalardaki oynaklık, azalan risk iştahı, endişe, tüm bunlar kripto paraları da yakından ilgilendiriyor. Küresel borsalara paralel hareketler görüyoruz ve dün bu korelasyon yani birlikte hareket etme durumu daha da belirgindi. Çünkü gün içinde 19 bin dolara geriledi yeniden Bitcoin ama kapanışta ABD borsalarında takip edilen yükselişe paralel olarak yeniden 20 bin doların üzerine geldi. Bu sabah ana kripto para 20.160 dolardan geçiyor ve takip edilen seviye aşağıda 17.500 seviyesi. Altına gerilediği takdirde satışlar hızlanabilir deniyor. Ethereum ise 1100 doların üzerindeki hareketlerini sürdürüyor. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.